yok muydu aslında geçen seneki oyuna nazaran? Beşiktaş mesela geçen sene zaten stoperleri çok önde konumlandırdığı için yakalanmıyordu bile. Zaten stoperler dönen reboundların hepsini topluyordu. Ve bu Beşiktaş'ın bugün belki pozisyon vermesinin en büyük sebebi stoperlerin biraz daha arkada beklemesi. Ki çok doğal sezon başı olmasından mütevellit bu karar verilmiş teknik heyet tarafından. Ama sezonun ilerisinde ben yine yani Wellington bir de yine orta sahada orada konumlanacak. Joseph biraz önde konumlandığı zaman problemi zaten orada çözüyor Beşiktaş. Ama işte diğerini de oynayabiliyor olması lazım. Niye? Her zaman Rize Spor'la işte Kayserispor'la oynamıyorsunuz. Yarın öbür gün sert maçlar gelecek. Şimdi Beşiktaş'ın bu sene geçen tabii. sene oynamadığı bir planla da oynayabiliyor olması lazım. Yani o takım oyunu tutabilen, oyun soğutabilen, tabii. kendi rakip sahasına hızlı çıkabilen bunu da oynuyor olması lazım. Bunları şeyde göreceğiz yani yaşayarak test edeceğiz çünkü o, o maçlara kadar öyle sert maçları yok Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi tabii, maçlarına tabii, kadar tabii. test edeceğiz. Herhalde o yüzden hoca bu seneki orta saha rotasyonunda kalabalığına çok önemsiyor. Salihle ilgili bir şey söyledi basın toplantısında. Öyle mi? Ben 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 aslında e, fena bulmadım Salih ama hani çok daha iyi olması gerekiyor dedi. Oradan bir beklentimiz var dedi. Birazdan golleri konuşurken göreceğiz. Üçüncü golde Josefle başlayan bir pozisyon. Evet. İkinci golü zaten Atiba atıyor. Yani Beşiktaş'ın alameti farikası aslında oyuna çıkan Abubakarlar, Gezallar hepsi kabullerinden ama asıl olay asıl Beşiktaş'ı geçen sene parlatan şey o orta sahadaki ekibin rakip yarı sahada, rakip 18 üzerinde hatırlayın Atiba'yı ya. Yani Atiba forvet arkasında rakip stoperlere baskı yapan bir model. Tabii. Onu istiyor hoca. Salih onu Salih. yapsın. Atiba yapsın, işte Josef yapsın, üretsin kreatif çünkü kes, al ver, al ver. Ya bu, bunlar bunlar basit oyunlar. Oyunu Sergen Hoca biraz eleştirel bir bakış açısıyla herhalde Salih yorum yaptı. Değil evet, mi? evet, evet, Ama onu, onu, onu şundan kaynaktan düşünüyorum. Şimdi Sergen Hoca Alanya'da izlerken Salih'i ben de aynı şeyi düşündüm. Yani iki yönlü oynayabiliyor Salih. Çünkü bu oyunu eskisi gibi eski Salih yok. Dolayısıyla bu maçta hocanın belki biraz hayal kırıklığı yaşaması bundan kaynaklanıyor. Yani Salih'ten bekle ben beğenmedim mesela Salih. Ama Beşiktaş'ın bu sene yaptığı transferler içinde en iyi transfer hangisi dersen ben net Salih Uçan diyorum mesela. Ve Sergen Hoca da yüksek ihtimalle 1'e 2'ye koyuyordur oyuncuyu. Ya yani beklenti olarak ve ondan beklentisini aslında oyuncuya bir ileti mesaj sağlıyor aslında burada. Evet. Tabii biz Eylül ortası, Ekim başı gibi falan hem bireysel performanslar hem takım performanslarını başka şeyler söyleyeceğiz. Daha net bir tabii, şekilde Tabii tabii bunlar olacağız. şimdi her takım için birkaç tabii. hafta böyle bir bir başlangıç, bir görme. Hocalar da görüyor şimdi kadroları şekillendirecekler kafalarında, planlarını şekillendirecekler. Ne oynayabileceklerini görebilecekler. Ama dediğim gibi her şeye rağmen yani 3 golle 3 puan ihtişamlı bir başlangıç. Net pozisyon vermeme. Tabii bu biraz Rize Spor'la da ilgili çok da zorlanmadığı 90 dakika hakim olarak topa evet. rahat oynadığı bir oyun oldu. Santfor pozisyonunda Kenan Karaman'ı ilk 11'de hoca değerlendirdi. Evet. Kenan'ın performansını nasıl buldun? Onunla alakalı beklentin ve fikirlerin hangi seviyede? Çok yüksek değil onu söyleyebilirim. Yani Kenan Karaman'la ilgili ben yani Kenan Karaman'ın ifadesiyle ben santforum diyor. Ama ben Beşiktaş'ın santfor olacağına şu an için çok imkan vermiyorum. Yani Beşiktaş orayı net problem çözen, çok fazla eveleyip gevelemeyen, ceza sahası içinde çok daha net vuruşları olan, biraz daha koordinasyon problemini halletmiş, daha netlik sağlayan bir Santifora ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve o rotasyonda Santifora oynar mı? Elbet bazı maçlarda oynar ama şimdi Beşiktaş ilk 11'ine ben Kenan Karaman'ı yazdığım zaman Beşiktaş'ın oyunuyla Kenan Karaman'ın oyunu arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş çabuk karar veren oyunculardan kurulu bir takım. Yani Atiba. Yani evleyip gevelemiyor Atiba. İşte Josef net bir oyuncu. Hemen veriyor. Al ver al ver. İşte kim vardı geçen sene? Gezal. Çok az top kaybıyla oynuyor. Larin maksimum faydayı elde etmiş. Sergen Yalçın başka bir şey çıkarttı. Abu Bakar. Geçen seneden şey yapıyorum. Örnek veriyorum. Netlik sağlayan bir oyuncu. Kenan Karaman bana o netliği vermiyor. Problem orada. Ya Kenan Karaman'da şu özellik benim hoşuma gitmiyor. Bekleme süresi, karar hızının yani düşük olması. O karar mekanizmasını biraz daha hızlandırabilirse, daha çabuk karar verirse ama tabii o da kaçı var, kaç boyu kaç şu anda şeyin, şu anda demeyeyim yani daha uzamayacak ama. <laughs> Kenan'ın boyu Evet. Yani 180, 584 üstü artısı bile vardır. Daha Belki de 90'a doğru olabilir. O tabii ki boy da ona bazı şeyleri yaptırmakta güçlük çektiriyor. Belki 188 bile vardır. 89, 89 yani 190 yaklaşık bu oyuncudan bunu beklemek zaten çok çok zor. Ama ben Beşiktaş'ın önümüzdeki sene tabii ki Kenan Karaman'dan faydalanacaktır. Ama ilk 11'e çok net yazamıyorum Kenan Karaman'ı. Oyuncu kendisini Santorfor olarak tanımlıyor. Evet. Sen nasıl tanımlıyorsun? Yani Burada oyuncunun beyanını esas kabul etmek lazım. Tabii Teknik ekiple de konuştum ben bu konuyu. Kenan'la da konuşmuşlar. Zaten hoca da onu sol çizgide düşünmüyor. Yani Şenol Hoca orada biraz Kenan'ın kademe yapma yönünü beğendiği için çok faydalandı bazı maçlarda. Fransa maçı başta olmak üzere. O biraz yapıştı oyuncunun üzerine ama Kenan zaten hocayla da konuştuğunda santrafor olarak oynamak istediğini söylüyor. Hoca da zaten onu orada düşündüğünü söylüyor. O zaman hoca Kenan'ı alternatif oyuncu olarak Alternatif forvet olarak düşünüyor. Bak Larin'le ile ilgili bir şey söyledi hoca Hakan'a verdiği röportajı, A Spor'a verdiği röportajı. ya dedi adamı yanlış yerde oynatıyorlar. Adam direkt golcü değil kanat oyuncusu diyor. Bak yerini kaç sene sonra bulup 20 gole ulaştırdı o adamı. Şimdi Kenan'la ilgili de şöyle bir durum var. Takımda 4 tane Kenan'la oynadığınız zaman, 5 tane Kenan'la oynadığınız zaman çok vasat bir görüntü çıkar ortaya. Belki evet. maçları 1-0, 2-1 falan kazanırsınız ama ama 2 tane Kenan bir de oraya bir vücut koyacak bir enerji koyacak, fizik koyacak adam lazım. Kreatif bir oyuncu değil Kenan. Böyle bir iddiası da yok zaten. Hani Abu Bakar nedir mesela? Alır adam eksiltir, çatala bırakır topu. Öyle bir adam değil. Ama şu özelliği benim hoşuma gitti. Bir zaten yerli olmanın avantajı var. İki rakibi çıkarmama üzerine bir oyun oynuyor ya Beşiktaş. Evet, evet. Hoca bunu zaman zaman, ileride Kenan'ın mesela tek forvet oynamak da zordur. Yani bu 3-5 senenin modası, hadi 10 sene diyelim 3-4-3-3-5-2 oynardı takımlar değil mi evet. böyle? ikişerli, üçer. Şimdi ilerideki adam olarak komple rakip savunmayla boğuşuyor olmanız lazım. O yüzden e, dünya çapında isimleri 3-5 tane sayıyoruz artık. Çok yok yani öyle büyük yıldızlar. Kenan'ın belki böyle Elmander'e kaçan bir yönü var gibi geliyor bana. Bir tane golcü işte Batşuay olacak. Hoca da bugün yönetime Hı. resmen dedi artık tam haftaya gelecek gibi o işi bitirmek durumunda kalacak yönetim. Zaman zaman tamamlayıcı golcü. Tabii. Belki ikisini beraber kullanır. zaman zaman da şu 50 küsür maç oynadığı yerde orada kullanacağı bir adam. Ben takım oyununda faydalanacağını düşünüyorum. Tabii, Niye tabii, fayda maliyet apaylanmış. olarak düşünelim? Evet tabii. bence de direkt 11 golcüsü oyuncusu olmaz belki ama çok faydalanacak diye düşünüyorum Beşiktaş hücum hattında bu sene Kenan'dan. Çünkü şey o hücum pres dediğimiz şey rakipleri zorluyor. Tabii Kyler'in geçtiğimiz sezon inanılmaz bir skor katkısı verdi. Bir sakatlık süreci geçirdi, atlattı. Sonradan oyuna dahil olup bir de gol attı. Onunla alakalı beklentin ne? Bazı oyuncular belli bir tavan seviyesini görür. Sonra biraz daha aşağıda kalabilir. Böyle bir şey mi bekliyorsun Kyler'inden? Yoksa yine çok iyi bir katkı ortaya koyabilir mi? Bu takımın hocası Sergen Yalçın olmasaydı beklentim aynı anlattığın hikayeye dönebilirdi. Ama işte eldeki malzemenin senin için ne ifade ettiği çok önemli veya başkasının e, klişe olarak gördüğü klişeleri eğer bozabiliyorsan Sergen Yalçın klişeleri bozuyor Beşiktaş'ta. Yani Larin örneği bunun en bariz ispatıdır zaten. Hı hı. Çünkü bu çocuğa santrafor olduğuna dair bir ikna ile ikna yöntemiyle sen bir santraforsun denmiş Larine. Sergen Hoca da onu bir sol oyun, sol ön oyuncusu olduğuna dair ikna etti. Bu çok zor bir şeydir. Yani bu biraz şuna benziyor, 5 ee, yaşından 20 yaşına kadar piyano çalıyorsunuz ve bir gün biri diyor ki size, babacığım sen çalıyorsun ama yanlış parmak çalıyorsun, gel şimdi ben sana doğru parmak çalmayı öğreteyim diyor. Yani sen 15 senelik o ver verilen alışkanlıkla tekrar o doğru parmağı çok zor geçersin, Bu çok zor bir şeydir. Öğrenilmiş bir şeyi tekrar başka bir şeyle değiştirmek. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın belki Kenan Karaman özelinde, başka bir inisiyatifi daha olabilir. Onu bilmiyoruz ve hani bu burada kastettiğim şey mevki de değil. Onu görevlendireceği bir başka alan. Nereye geleceğim? Alman futbolunda Müller, Götze, Max Kruse, 3 adam. En bariz özellikleri nedir diye sorsak. Net bir yerlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Mevkisiz söyleyebilir. oyuncu diye tabir ederiz ama bu adamlar bu adamları çok iyi kullanıyorlar. Almanlar özellikle. Sergen Yalçın'da ben bir, bir hafif bir Alman kafası görüyorum. Yani Alman futbol adamlarının bakış açısıyla oyuna bakabiliyor ve oyuncuya bakabiliyor. Hayata bakış açısı da herhalde Almanlara en uzak adam olabilir <laughs> Ya şöyle diyeyim, futbolcu Sergen Yalçın'la ilgili Hı -hı. benim beklentim tırnak içinde söylüyorum, teknik direktör ya olmaz, yapmayın hani. Zorlayamayız fazla. Çünkü ya ondan dinlediğim hikayelerden yola çıkarak söylüyorum. Evet. Yani işte kendiyle dalga geçiyor. Ya diyor ki hani evet bunu bu şekilde yaptım. Bu mesela bir örnek var. Bir futbolcudan örnek veriyor yorumcuyken diyor ki e, gece yarısı böyle çıkılmaz diyeceğim ama ben de çıktım diyor. Şimdi hani bu adam başka bir adam olur mu? Olmuş. Yani Sergen Yalçı'nın benim iş ahlakıyla vereceğim tabii ki öyle bir haddimiz değil ama eğer bir puantaj yapmak gerekirse bir kere teknik direktör olmaktan öte ilişki yönetimi diye dünyanın çok umursadığı bir mevzu var şu anda. Hani bu ilişki yönetimini çok iyi beceren bir adamdan bahsediyoruz. Almanlıktan belki de en uzak olmasının e, birinci benim kafamdaki sebeplerinden biri e, o sıcaklığı aslında hocanın. Tabii yani Almanlar gerçekten e, bizim gördüğümüz Almanlar diyelim. E biraz daha hani o daha soğuk diye tabir. Daha tabi mesafeli. Mesafeyi koruyan adamlar ama işte biraz ondan biraz bundan alabiliyorsan zaten hmm. o kozmopolitliği kendine bir mizaç olarak kabul ettirebiliyorsan hayatta zaten evet. başarılı insanların da ortak noktası aslında o kozmopolit yapıdan gelip oradan bir şey buradan bir şey. Sergen Yalçın çok zeki bir adam. Evet. Futbolu da o zekasıyla zaten oynayan bir adamdı. sağda de hiç Yorumlar. şüphe duymadık zekasından. Konuşurken de, Konuşurken espriler de. yaparken de kendine has düşüncelerini ifade ediş tarzıyla Ama da hiç şüphe duymadım. Şöyle bir durum da yok. Ee, şimdi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yetenek diye tabir edersek birisi Sergen Yalçın dese çok büyük bir itiraz olmaz değil mi? Ama buna rağmen şunu söylemiyor Sergen Yalçın mesela ya ben en iyisini ben bilirim demiyor. Bu çok net belli. Neden belli? İşte Beşiktaş'ta dört yardımcım var, 5 yardımcım var. O kadar Onları dinlediği belli ki her şeyi kendi yapmaya çalışmıyor bir kere çok net. Ben bunu görüyorum Beşiktaş'ta. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ın her şeyi değil. Her şeyi olmadığı için şampiyon oldu ama her şeyi olmaya kalksaydı yani diğerlerine bir dakika abi ben Sergen Yalçın deseydi buradan şampiyonluk hikayesi çıkmazdı bence. Ekip olmak çok önemli. Hoca ya, da bunu başarmış gibi. yüz öyle. Çünkü Aydoşa Murat Kar